İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yepyeni bir Er Meydanı'yla, canlı yayınla yine sizlerin karşısındayız. Oldukça yoğun bir gündem var bildiğiniz gibi yine Kıbrıs Türk siyasetinde. Tüm bunları özellikle elektrik kurumunda yaşanan son gelişmeleri detaylı bir şekilde konuklarımla birlikte değerlendireceğiz. Programımıza başlamazdan önce iki küçük notumuz var. Onları ileterek başlayalım. Birincisi biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde yine maalesef gencecik bir evladımızı trafik yüzünden toprağa vermek zorunda kaldık. Hakikaten bu işlerin altından nasıl kalkacağız? Bir türlü bir çözüm bulamıyoruz bunlara. Biz tabii gazetede, televizyonda falan görüyoruz, üzülüyoruz. O insanların evine ateş düşüyor. Onlara da buradan tekrardan başsağlığı diliyoruz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Yetkililerden de bir an önce bu tür sorunların artık çözümü için bazı hamleler yapması gerektiğini söylüyoruz. İnşallah buradan sesimizi duyarlar diyelim. Tekrardan ölen arkadaşımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına da başsağlığı dileyelim. Onun dışında biliyorsunuz gelecek hafta artık tanıtımlarımız da dönmeye başladı. 25 Aralık Salı akşamı. Bir hafta sonra Salı akşamı burayı halk meydanına çeviriyoruz. Yukarıda seyircili stüdyomuzda halkın her kesiminden herkes programımıza davetlidir. Bizleri arayanlar, soranlar da oluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz onların gösterdiği ilgiye de. Söyleyecek sözü olan, bu ülkede yaşatılanlar bize reva değildir diyen, sorunlara çözüm önerilerimiz vardır diyen, ben korkmuyorum, benim sesim çıkabilir diyen herkesi gelecek hafta Salı akşamı 25 Aralık'ta 20.30'da Genç TV stüdyolarına bekliyoruz. Her türlü fikre, her türlü çözüm önerisine de açığız. Hiç kimseye de kapımız kapalı değildir. Siyasiler hariç. Gelecek hafta Salı akşamı siyasiler susacak, halk konuşacak. Bu akşamki programımıza gelecek olursak benim için çok değerli bir konuk var bu akşam. Kendisi burada yokken de sürekli olarak isminden bahsediyoruz. Oldukça hasta olmasına rağmen beni kırmadı, geldi. Kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum. TürkSen Başkanı Sayın Aslan Bıçaklı. Sayın Bıçaklı programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Beni kırmadınız, geldiniz. Tekrardan çok teşekkür ederim. Şimdi biraz hakikaten doktor tavsiyesi, biz kolayına yatmayız. Doktor tavsiyesiyle 2-3 gün yatın dediler ama bir gün yatabildik. Evet. Mücadelede durmak yok. Evet. Yani seni de kıramadım. Sağ ol başkan. Bir diğer konuğumuz sevgili izleyiciler, Elsen Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Sayın Tuluy Kalyoncu. Tuluy Bey siz de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her zaman olduğu gibi sevgili izleyiciler, 41-43 numaralı SMS'den ve Facebook ve Twitter hesaplarımızdan dilediğiniz mesaj ve yorumları gönderebilir. Programımıza katkı koyabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kara kaplı defterimizde önümüzde yüksek tempoda programımıza başlıyoruz. Sayın Başkanım, elektrik kurumunda yaşananlar yine gündeme damgasını vurdu. Dün Maliye Bakanlığı'nın elektriğini kesmeye gittiği yetkili kişiler orada polisle arbede yaşandı. Öncelikle dilerseniz bugüne nasıl gelindi? Buradan başlayalım. Size neler söylendi? Siz diğer yetkililerle neler konuştunuz? Bugünlere gelmesinde elektrik kurumunun bu kaosun yaşanmasındaki etkenler nelerdir? Buradan başlayalım. Evet. Öncelikle sevgili Mustafa, düne dönelim. Hatta daha verisi güne dönelim istersen. Tabii, olur. Yani önce 2009'da bana dediler ki özelleştirecekler Kıbrıs'taki diye. Ben de gittim, onlara oy verdim. 2009'da dediler de size bunu? Ya, demediler. Yazılı olarak verdiler. İmza da attılar mıydı? İmza da attılar. Kendi seçim bildirgelerine de koydular. Evet. Şimdi bu akşam başka farklı biraz davranacağım. Bu söylediklerimi yalanlamaya kalkan varsa bağlansın. Bunları ispat et. İspat etmezsen namertsin desin. Ona göre ispat edeyim. Öyle bir yöntem izleyeceğim artık. Güzel, uygundur. Evet, bize önce bana derken yalnız beni kastetmiyorum. Halkı kastediyorum. Üyelerimi kastediyorum. Bu ülkenin insanlarını kastediyorum. Önce dediler ki bize oy verin. Elektrikte biz elektrik kurumunu özelleştireceğiz dediler. Yazılı verdiler bunu. Halk da gitti bunlara oy verdi. Daha sonra insanları kandırdılar. Oyları kaptılar. Sonra azınlığa düştüler. Bunu her programda söylerim, arkadaşlar da söyler bana. Başkan onu her programda bilerek söylerim. Şu anda şu andaki hükümetin tek başına bu ülkeyi yürütme ve yönetme yetkisi de yoktur. Bu söylediğiniz cümleyle ilgili Sayın Başkan, notlarımın içinde vardı. Daha sonra soracaktım size ama siz
önceden bu konudan bahsettiniz. Ben de dinliyorum sizi. Sürekli evet. olarak bu hükümetin yasal olarak geçerliliğinin olmadığını söylüyorum. Evet, bilerek sizi. Söylerim bunu. İsterse ispat edebilirim bunu derim. Evet. diyorsunuz. Hı. Nedir size bunu söyleten? Şimdi normal seçimlerde halk gidip genel seçimlerde, genel milletvekili seçimlerinde oyunu kullanırken ne yapar aslında sevgili Mustafa? Yönetme yetkisi verir değil mi? Tabii. Tamam. Bizde toplam milletvekili sayısı kaçtır? 50. Yani bu ülkeyi tek başına yöneteceksen sana halk en az 26 milletvekili vermesi lazım. Sen alamam onu. Yani birinin karısını müdür yapacaksın, o birinin de bakan yapacaksın diye böyle alma olmaz. Çayınız da geldi bu arada. Çok teşekkür ederim, sağ olsun. Bu arada 2009 seçimlerinde halk Ulusal Birlik Partisi'ne tek başına bu ülkeyi yönetme yetkisi verdi. Buna itirazımız yok, bir şey söylemedik zaten. Ama 2010 ara seçimlerinde Sayın Eroğlu Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yapılan ara seçimde halk bir şey söyledi. Bunu atlamayacak arkadaşlar. Esas sorunlar buradadır. Ondan sonraki sorunlar tali sorunlardır. Halk dedi ki ben sana bir yıl ülkeyi tek başına yönetme yetkisi verdim. Sen beceremedin. Ben yetkiyi geri alıyorum dedi. Yani Angolemi seçilmeyle başka işte Angolemi seçildi de bitti. Öyle değil ki konu. 26 sayısını seçilmiş 26 sayısını 25'e düşürdü. Yani ne dedi halk? Yani halkın üstünde var mı biri? Hani olmaması lazım. Nasıl? 25 sayısını buldu, getirdi. 25 sayısına getirdi halk Ulusal Birlik Partisi. Bu Taksim Bey de dahildir. Zaten Taksim Bey onlardan beri birliktedir. Yani bütçeye de dün evet oy vermiş. Yani çok da ayrı görmem. O kendini ilgilendirir, beni ilgilendirmez. Ama burada bu ülkeyi tek başına yönetme etkisini almayan halk tarafından, almayan bir hükümet ülkeyi satıyor. Peki, şimdi burada esas tartışılması gereken konu şu Sayın Başkan. Neden yasal olarak geçerliliği yoktur şu andaki hükümetin size göre? Ya, çünkü transfer yaptılar biliyorsunuz. 3 milletvekili transfer ettiler. Sayılarını yükselttiler yeniden. 5 daha transfer edebilirler. Peki geçersizliğinin yasal olmamasını nasıl söyleyeceksiniz? İşte onu anlatmaya çalışırım. Şimdi bakın. Demokrat Parti'den aldılar bu 3 tane evet. arkadaşımızı. Güzel. Ya 3 tane vekili. Tamam. Demokrat Parti'ye halk bu seçimlerde, yapılan seçimlerde sen 5 kişiyle temsil edileceksin dedi. Öyle mi dedi ya? Evet, mecliste evet. Bunu kim değiştirebilir ki? Transfer. Yok böyle bir şey, kitap yazmaz böyle bir şey. Kitapta yoktur bu. Sen kitapta yazar mı böyle bir şey? Benim kitapta asla yazmaz böyle. Tamam nasıl? O zaman onların yani, kitap farklı olabilir ama. Ama yoktur. Kara kitap bir tanedir. Doğru. Olmaz, 50 tane olmaz. Ama burada anlatmak istediğim şu, ne için buradan başladım yine? Yani önce yetkili olacak insanlar. Yani. Önce yetkili olacak. Bunlar yetkili değil. Onun için diyorum ki ekonomik paketle ilgili de attıkları imzada hukuken geçerli değil. Çünkü halkı temsil etmezler. Ve bir o ikinci bir konu vardır. Bir en çok bir sene sonra bu ülkede erken yani normal seçimler var. Sen giden 3 seneliğine protokol imzalan. Kimin adına imzalan? Şimdi bunları tartıştıktan sonra ekonomik paket. Ama esas soruna gelecek olursam elektrikte nasıl başladı? Evet. Önce özelleştirme dediler bize. Gittik oy verdik. Geldiler kandırdılar bizi. Özelleştirecek biz bunu dediler. Oturdu sendika federasyonuyla, arkadaşlarıyla, hukukçularıyla birlikte oturdu konuştu ve dedi ki yo özelleştiremezsiniz bunu. Ne yapalım? Ne isteseniz yapın demedi. Sorumlu davrandı. Gündemle çalıştı ve özerk bir yapıya alternatif koydu. Dinleyen özerk, oldu mu? Dinleyecekler ama. Şimdi anlatacağım sana. Dinleyecekler. Burası daha başı değil. İşte olmadığını göstermemiz lazım. Göz görürler. Başladılar görürler. Görecekler. Şimdi ne oldu? Ondan sonra bir dendi ki özelleştirme yasası meclise gitmesi halinde ve geçirirsiniz. Bizim grev sebebimizdir. Özelleştirme istemezsiniz. Siz peki ne istersiniz? Özerkleştirme isterik biz dedik. Nedir yani özelleştirme ile özerkleştirme? İki cümle nasıl söyleyeyim? Buyurun.
Özelleştirme halkın malını satma demektir. Türkçesi. Tamam. Özelleştirme de siyasilerin elçiklerini kurumların üzerinden çekmeleri demektir. Vekil olsunlar diye, bakan olsunlar diye babalarının çiftliği gibi bu kurumları kullanmasınlar demektir. Bir cümle özelleştirme. Bir cümle bir şey sorayım burada size Sayın Başkan. Özelleştirmenin tümüne karşı mısınız siz? Çünkü bazı bölümlerinin özelleştirileceği, bazılarının kuruma ait kalacağı konuşuluyor. Siz tümüne karşı mısınız? Biz her türlü özelleştirmeye karşı kardeşim. Her türlü özelleştirmeye karşısınız. Evet, aynen bunu. Eli de açıkladık. Peki. Özelleştirme zaman demek zaten biraz önce söyledim. Halkın malını satma demek. Sonra durduk biz eylem yaptık. Telefonda, elektrikte eylem yaptık. Sonra dediler ki biz yasakladık eylemi. Ya eylem hakkı var çalışanın ya yoktur. Hangisidir? Ha siz Padişah Sultan Süleyman gibi oturacaksınız oraya. Bunu atın, bunu kesin, bunu yaktın, bunu attım. Yok böyle bir şey yoktu. O eskiden idi. Şimdi yok artık. Peki düne şimdi, gelelim. Şimdi gelelim düne geleceğim ama düne gelmezden evvel bir cümle daha söyleyeyim de gelelim düne. Bu akşam beni çok yormazsanız memnun olurum. Biraz Tuğrul Başkan fazla konuşursa iyi olur. Sonra yani bunu şimdi insanlara bir hatırlatma yaparım. Yani neredeydik? Önce bize evet. Ne dediler? Ben yani nereden nasıl başladık? Bize önce ne dediler? Yalan söylediler, bizi kandırdılar, aldılar oylarımızı. Sonra özelleştirme yapmayın, grev yaparak dedik. Alternatifi ne? Özelleştirme dedik, tamam. Grev yaptık, oturdu Sayın Başbakan. Ya bir ülkenin başbakanından başka daha yetkilisi kimdir? Oturduk sendikayla orada birlikte ve mutabakat sağladık. Nedir kardeşim? Özelleştirmeyecek biz artık elektrik kurumunu. Özelleştirecek. TOKA. Yani komşucuk oynamak ya TOKA. Ne istersiniz? Bakanlar kurulu kararı alacaksınız. Bakanlar kurulu kararı daha burada durur be kardeşim. Böyle devlet yönetme olmaz mı arkadaşlar? Sonra bir şey söyleyin de güçlerine gidin. Devlet böyle yönetilmez. Bu bakanlar kurulu kararı burada durur. Halen hayattadır. Ne der burada? Bakanlar Kurulu Kıbrıs'ın elektrik kurumunun idari ve mali olarak özellik temelinde yeniden yapılandırması için yasal çalışma başlatılmasına karar vermiş. Kim? Bakanlar Kurulu bu ülkenin ya. Nasıl yapacak yani başka daha? Komşu Ayşe Bayram gidelim anlaşalım artık. Ve sonradan bu özelleştirmeyle ilgili hiçbir çalışma yapmazlar, otururlar. Keyiflerine bakarlar. Keyfi alem lale devri yaşarlar. Şu anda lale devri yaşanır. Gelirik onlara da biraz sonra. Oturur yine sendika hukukçularıyla birlikte ve özelleştirme yasası hazırlar. Ya bunu da biz hazırlayacak. Siz ne yapacaksınız? Bunu da biz hazırlarız. Veririk arkadaşlara görmemezlikten. Gelirler. Muhalefete verdik. Meclise götürür. Ve görüşülmesi, ivedi olarak görüşülmesini bile tasarının kabul edilip edilmemesi değil. Özellik yasasını, tasarısını, görüşülmesini bile reddeder. Sayın Başbakan ve UBP vekilleri. Görüşülme. Şartlar değişti diyor. Güzel. Bizim şartlar da değişti ama. Ne oldu ama işte? Şimdi bu noktada şeyi de söyleyeyim. Şimdi dün Enerji Bakanı'nı bir kanalda izledim haberlerde. Diyor ki bu özellik yoktur diyor dünyanın hiçbir yerinde özellik. Böyle bir şey olmaz zaten. Özellik bir yapıya kavuşturulması da mümkün değil. Böyle bir çerçevede çalışması da mümkün değildir diyor. Ha canım evladım ya Allah aşkına gülünç duruma düşersiniz arkadaşlar yapmayın. Özellik temelinde çalışamazdı ve özel bir yapıya karşıydınız madem ki. Bu bakanlar kuruluna niçin evet dediniz be kardeşim ya? Hadi bağlamda söyleyin bize bakalım. Niçin evet dediniz buna? 10 gün evvel başka, 10 gün sonra başka. Gerçi bunlar da normaldir bunlar da. Nasıl oldu bu iş? Ve bir de çıkıp diyorsun sen ki ya bu tahsilat zaten su tahsilatlardır esas sorun. Nedir tahsilat ya Mustafa? Devletin kurumu sattığı enerjinin
parasını toplamaktan aciz. Ben 4 toplayamam. Bunu satacağım. Vay canım oğlum. Kim verir sabit? Sen toplayamam. Ben toplarım. Allah Allah. Bu nereden çıktı? Sen nereyi idare edemezsen, sen nereyi yönetemezsen orayı satacaksın. Çok büyük endişem var. Geçen gün de söyledim gerçekten. Bunlar şimdi mecliste toplayamaz. Son zamanlarda biliyorum. Söylemiştim onu ben de. Evet, bunlar mecliste satar mı satmaz mı gerçekten endişem var. Sen beceriksizsin kardeşim. Senin beceriksizliğin yüzünden bunu yönetemediysen ve sattığın enerjinin tahsilatını bile toplayamazsan, acizsen ve bunu çıkıp televizyonlarda hele dersen ki siyasiler karışmaz ya. Kıptakinin yönetiminde karışmaz ya. Aha bu çalışanlar var ya. Aha bu çalışanlar. Aha çavuşları çok var memlekette. Aha bunlardır kesmeyin. Öyle istensen. Ahbap çavuşları var. Onun için kesmezler. Bütün ahbaplığımız bozuldu bizim arkasından. Her kimse elektriğini ödemeyen, kullanan ve ödemeyen ahbaplığımız bozuldu. Dün bozuldu. Ona göre öyleydi. Biz keserdik yani elektriği. Yoksa Kıptek yönetimi talimat verirdi. Giderdi ekipler kessin. Alo. Bunu kesmeyin. Niçin? Bu kurultay delegesidir. Bize oy verecek. Alo bunu geri bağlayın. Niçin? Bizim bölgenin bak şeydir bu örgüt başkanı bizi milletvekili seçecek. Siz değil misiniz bunları söyleyen? Benim buraya yanıma gereksin de konuşasınız bunları. Yanıma. Öyle uzaktan davulun sesi tatlı gelir. Yanıma gireksin. Oturaklar buraya yanıma ve tartışacak bunları karşılıklı yeniden. Kimlere talimat verirler? Nasıl verdiler? Kimler ödemez? Niçin ödemez? Peki dönelim Tulu Bey'e bu noktada. Şimdi dün tabii ki Maliye Bakanlığı'nın önündeki karmaşa çok gündeme geldi. Orada polisle yetkililer arasında da tartışmalar yaşandı. Neler oldu Tulu Bey dün ve dün Kıptek yetkilileri gidip elektrik borcundan dolayı Maliye Bakanlığı'nın elektriğini kesmek istedi. Neden dün oldu bu? En önemli soru bu. Neden dün? Kıptek yetkilileri buna karar vermedi. Onu düzeltmem lazım. Ersen ve Kıptek çalışanları birlikte karar verdi. Kıptek çalışanlarının örgütlü sendikası Ersen yönetimi ve çalışanlarla birlikte buna karar verildi. Buna karar verildi çünkü bu konuda artık bıçağın kemiğe dayanması söz konusu. Sayın Bakan'ın açıklamaları daha tazedir. Gerçi bununla ilgili değildir alınmış olan karar. Yani bu karardan sonra Sayın Bakan'ın açıklamasından sonra alınmış bir karar değil. Öncesinde alınmış bir karar, onu söylemem lazım. Ama tam da tesadüf olarak Sayın Bakan da böyle bir açıklama yaptı. Ne dedi Sayın Bakan? Kıptek'te tahsilat sorunu vardır. Tahsilat sorununun nedeni ben değilim, biz değilik, siyasiler değildir. Kıptek'te en alttan en yukarıya kadar olan çalışanlardır. Onlar hatır gönül ilişkileri içerisindedirler. Biz tabii ki bunu önlemeye çalışıyoruz. Ama işte çok da başarılı olamıyoruz. İşte örneğin bayram dönemlerinde falan diyerek bu işin faturasını çalışanlara kesti. Biz tabii ki böyle olmadığını defaatle açıkladık. Ve toplum da aslında bunu biliyordu. Ama dedi ki bir kere daha kimin engel olduğunu, tahsilatlara kimin engel olduğunu, kimin borcunu ödemediğini topluma göstermemiz lazım. Bir önceki hafta başlamıştı aslında eylemimiz. Çarşamba günü başlamıştı. Aslında eylem diyoruz ama görevimizdir yani. Yani görevimizi biz bir eylem çerçevesinde yapabildiğimiz noktaya geldik. Yaptırmıyorlardı çünkü bize görevimizi, engelliyorlardı. Ve geçen hafta hatırlanacak Bafra'da tuzlu su arıtma tesisi, denizden tuzlu suyu alıp içme suyu haline getiren bir tesisin elektriğini 3 milyon 600 bin TL borçtan dolayı biz kestik. Kıptek çalışanları, Ersen üyelerimiz kesti. Onu kesebildiniz yani? Biz kestik, bir karar verdik bu konuda ve kestik. Ve akabinde yaşananları hep beraber yaşadık. Tarım Doğal Kaynaklar Bakanı, Su İşleri Dairesi'ne bağlı olan ilgili tesisin elektrik sayacı Su İşleri Dairesi'nin adına kayıtlı. Ve Su İşleri Dairesi bunu ödemiyor. Yapılan sözleşme gereği, şirketle yapılan sözleşme gereği ödemediği için devlet, ödeme alışkanlığı olmadığı için suyu da daha ucuza alırım mentalitesiyle böyle bir sözleşme yapıldı şirketle. Ve suyu da ödemediği haliyle 3 milyon 600 bin TL birikti.
Ve sonuçta biz bu eylem çerçevesinde elektriğini kestik ve bağlamayı da reddettik borcu ödenmediği sürece. Bu kez bu ülkenin Tarım Doğal Kaynaklar Bakanı, bu ülkenin bir bakanı talimat verdiği ve Kırptekin elektrik santrallerinde ürettiği enerji için ihtiyaç duyduğu suyu, kendisine ait kuyudaki suyu mühürlettiği ve santralların elektrik üretimini de riske sokacak bir adım atmış oldu. Böylelikle görüldü aslında, bir kez daha görüldü. Kimin tahsilata müdahale ettiğini, nasıl, hangi koşullarda, ne pahasına müdahale ettiği üstelik bir kez daha görüldü. Biz akabinde Maliye Bakanlığı'nın elektriğini devletin Kıptek'e olan, Ersin Bey bunu reddediyor, Sayın Bakan bunu reddediyor ama Maliye Teftiş İnceleme Kurulu raporları da vardır bu konuda. Gelir ve Vergi Dairesi'nin rakamları da vardır yazılı. Kıptek'in de aynı şekilde. Programın devamında bugün Sayın Başbakan'ın yaptığımız görüşmede de bu konuda konuşuldu. Ona da değineceğim herhalde. Bu rakamlar nettir. Sayın Maliye Bakanı olmayan yasalara dayanarak, mali düzenleme yasalarını söylüyor çünkü. Diyor ki Kıptek'in devlete olan KDV borcuyla ilgili biz mali düzenleme yasası çıkarttık ve gecikme faizlerinde ciddi bir indirim yaptık, silme yaptık. Oysa devletin Kıptek'e olan elektrik tüketim borcuyla ilgili böyle bir düzenleme yapılmadı. Yapılmış olsaydı biz alacaklı olacaktık. Bakın, yapılmamış bir yasa, olmayan bir düzenleme, kendisi de yasama organının bir üyesi aynı zamanda ve buna dayanarak farazi bir şekilde, gayri yasal bir şekilde bu iddiada bulunabiliyor ve biz alacaklı olacaktık. Mahsuplaşmak bitmişti, alacağı yoktur. Bu doğru değil. Kaldı ki o kadar çok mali yani doğru olmayan nedir? Yasa olmadan böyle bir şey söylemesi mi? Tabii yoksa ki öyle bir borç mahsuplaşmasının yasa, olmadığı mı? Mahsuplaşma şu şekilde, bir mahsuplaşmanın olabilmesi için taraflar oturur, karşılıklı olarak borçlarıyla ilgili mutabakat sağlar. Bu mutabakat sağlanmıştır. Gelir ve Vergi Dairesi ile Kıptek karşılıklı olarak borçlarıyla ilgili mutabakat sağlamıştır. Ne çıktı oradan? Bizim söylediğimiz çıkıyor. Ve Kıptek yaklaşık 34-35 milyon TL 31 Aralık 2010 sonu itibariyle alacak mıdır? 2010 sonu itibariyle. Mahsuplaşma tarihi de zaten o. Bir tarih belirlendi. Ve ne yapılır devamında? Yani daha fazla bir miktar söz konusu. Örneğin atıyorum şimdi 130 milyon TL devletin Kıptek'e borcu vardır. Karşılığında Kıptek'in de devlete 100 milyon borcu vardır. Karşılıklı olarak 110 milyon bir yasayla silinir. Çıkarılacak bir yasayla silinir. 30 milyon borç. 30 milyon borç devletin Kıptek'e olması ödemesi gereken rakam ki burada 34 kusur milyon TL'dir. Bu ödenir. Peki bunlarla fazla vakit harcamadan başbakanla yapılan görüşmeleri konuşacak olursak. Ona girmeden temelini oturtmamız lazım programda bu işin. Buyurun. Neden yani Kıptek'te bu sorunları yaşıyoruz ya da ülkede neden bu sorunları yaşıyoruz? Budur esas olay bence. Başkanın bahsettiği bu konularda sorun şudur. Ülkede yönetme becerisi olmayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Ülkede talimatla ülkeyi yönetme alışkanlığı olan, işbirlikçi konumunda olan, toplumun menfaatlerine çalışmayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Devletin kurumunun elektrik tarifelerini belirleme yetkisinden yoksun bir hükümetle karşı karşıyayız. Neden söylüyorum bunu? Bakın Mustafa Bey, elimdeki belge TC Başbakanlık Kıbrıs İşleri Başmüşavirliği'nin Türkiye Başbakanlık Makamı'na yazmış olduğu 2010-2012 kamunun etkinliğinin ve özel sektörün rekabet gücünün artırılması programının 3. ortak gözden geçirme çalışması değerlendirmeleri şeklindeki mektubudur. Ve lütfen bunu siz okuyun ama söyleyeceğim yeri siz okuyun lütfen. Belgeyi de görün, imzalarını da görün belgenin. 4. sayfada 8. maddenin C fıkrasını lütfen okuyabilir misiniz? Bizi izleyenler duysun. 8. maddenin C fıkrası. Enerji başlığı altında. Devlet dairelerine verilen elektriğin kilowatt tutarı 48 kuruştan 70 kuruşa çıkartılmıştır. Hane halkına uygulanan elektrik kilowatt bedeli ile devlet dairelerine uygulanan kilowatt bedeli farklılaştırılmak suretiyle Kıptek'e sübvansiyon yapılmaktadır. Programa uygun olmayan bu uygulama yeniden gözden geçirilmelidir. Evet.
Bu neden yapılıyordu bu uygulama? Doğrudur. Kıptek konutlara uyguladığından daha yüksek bir tarife uyguluyordu devlete. Ama şundan dolayı yapıyordu bunu. Kıptek'in maliyeti 56 kuruş. Temmuz ayı için konuşacak olursak Kıptek'in maliyeti 56 kuruş. Ve Bakanlar Kurulu oturuyor ve diyor ki sen 56 kuruşa satamazsın. Senin satacağın fiyatlar bunlar. Bunun bu durumda ne oluyor? Kıptek'in bir zararı oluşuyor. Yasal olarak bunu Kıptek'e devletin ödemesi gerekir. Görev zararı. Evet. Bunu bu şekilde yapmıyor. Bir miktarıyla ilgili, çok az bir miktarıyla ilgili maliyetin üstünde tarife belirlemek yöntemiyle devlete bir miktarını olsun karşılayabiliyordu. Ama bütün devletin verilerini bilen TC Yardım Heyeti bu konuda da Kıptek'in maliyetlerini bilmemesi, Kıptek'in tarifelerini bilmemesi mümkün değil. Bu konuya itiraz ediyor ve ne oluyor devamında? Bakanlar Kurulu bir karar üretiyor. Ama önce Kıptek Yönetim Kurulu bir karar alıyor. Bir alması isteniyor. Vereyim size belgeleri bunlar. Resim belgeleri. O belgelerde göreceğiniz gibi Kıptek Yönetim Kurulu bir karar alıyor devamında. İkinci sayfasında. Ve 70 kuruştan 45 kuruşa düşürülmesi istendi. Kimin tarafından istendi? TC Yardım Heyeti tarafından istendi. Burası önemli. Ve tamam bu yapılacak ama ortaya daha fazla bir görev zararı çıkacak. O zaman bu görev zararını biz karşılamamız lazım. Devlet bunu karşılamadığına göre konutlara zam konması gerekiyor. Kurultaydan önce. Bakanlar Kurulu oturuyor. Konutlara zam olayını uygulamıyor. Sadece devlet tarifesini onu da yanlış alıyor o kararı da. 75'ten 45'e düşürüyor. Oysa 70'tir tarife. Ve bunu uygulayacaksınız diyor Kıptek'e. Kıptek Yönetim Kurulu ikinci bir karar üretmiyor. Ve 70 kuruşla diretiyor konutlara zam olmadığı için. Devlet zaten yapmadığı, zaten eksik yaptığı ödemelerini maliye Temmuz'dan beri Kıptek'e durduruyor. Faturalarınızı düzeltin, 45'e göre ona göre ödeyeceğim. Peki var mı yetkisi buna şeyin? Bakanlar Kurulu'nun? Bakanlar Kurulu'nun buna yetkisi yok. Kıptek'te elektrik tarifelerini belirleme yetkisi Kıptek Yönetim Kurulu'nun. Kıptek Yönetim Kurulu değişen maliyetlere göre tarifesini belirleme konusunda yetkili ve bakanın veya bakanlar kurulunun da buna onayı söz konusu. Peki. Ama kararı değiştirmesi söz konusu değil. Peki. Şimdi kararı değiştiremez. İzleyicilerimizden de gelen mesajlar var. Sevgili izleyiciler, bunlar çok önemli bilgiler olduğu için Tulü Bey'in detaylı bir şekilde anlatmasını istedik biz de. Çünkü burada esas konuşulan Bakanlar Kurulu'nun, hükümetin bu tür adımlar atmasının yasal olup olmadığıdır. Ve burada Elsen'in basın, yayın ve propaganda sekreteri belgeleriyle bunun olmadığını söylüyor. Belgeleri de şu anda benim elimde. Yani buna eğer cevap verebilecek olan bir hükümet yetkilisi varsa, mesela burada Sunat Aton Bey'in ürettiği bir karar var. Buna eğer söylenmesi gereken bir şey varsa, kendilerinin eklemek istedikleri bir şey varsa, onlar da programımıza katılabilir ve söyleyebilirler. Çünkü burada esas konuşulan konuşudur. Yetkileri yoktur deniyor. Bunun için. Tulu Bey diyor ki böyle bir şeyi yapabilme yetkisi Kıptek'e aittir. Bakanlar Kurulu'na ait değil. Evet. Şaka da değil bunlar. Hukuki da değil. Yani. Herhalde birileri duyar yani bunları bir yerlerden. Yani ya bakandır ya müsteşardır. Ya ne bileyim onların yanındakilerdir. Biri duyar herhalde bunu ki burada yanında bulunan iki konuğum belgeleriyle yaptıklarının yasal olmadığını söylüyor. Bunlar şaka da değil. Bunlar hukuki da değil. İzleyicilerimizden gelen mesajlarımıza dönelim. Daha sonra devam edeceğiz. Size de enteresan mesajlar var Aslan Başkan. Yalnız şu anda reklam arası vermemiz gerekiyor. Sevgili izleyiciler artık bu yayın yüksek kurulunun verdiği dakikalara çok önem göstermemiz gerekir. Rejiden uyarımızı aldık. İlk reklam aramızı veriyoruz. Mesajlarınız geldi. Hepsini burada konuklarımızla ve sizlerle paylaşacağız. Çok kısa bir ara, aranın ardından yeniden birlikteyiz. Evet, yeniden karşınızdayız sevgili izleyiciler. TÜRKSEN Başkanı Arslan Bıçaklı ve Elsen Propaganda ve Basın Yayın Sekreteri Sayın Tulu Kalyoncu ile olan sohbetimize devam ediyoruz. Sizlerin mesajlarıyla devam edelim programımıza. Çok seri gitmemiz lazım. Pardon.
Gece saat 23'ten sabah 07'ye yollarda araçlı polis olursa ölümlü trafik kazaları sıfıra düşer. Programın başında biliyorsunuz bu trafik kazalarından yine canımızın yandığını ve bir çözüm önerisi olanların, bu işin nasıl çözülmesi gerektiğini söylemesi gerekenlerin bir şeyler söylemesini istemiştik. İzleyicimiz duyarlılık göstermiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Polis olursa ölümlü trafik kazaları sıfıra düşer. Dört duvar arasında soba ve uydu karşısında oturmakla kazaları önleyemezler. Polis dışarıda olur oturmaz demiş. Polisi göreve çağırıyor burada devriye görevi için. Bir arada hatırlarım bizim polisimize araçlar tahsis edilecekti böyle sürekli yollarda olacaktı. Onu da bekliyoruz. Sizlerden gelen mesajlarla devam ediyoruz. Elektrik kurumunu sattırmayacağız. Halk el senle beraberdir demiş. Sevgili izleyiciler, çok kısa bir not olarak bunu da aktarayım. Geçtiğimiz Ocak ayında, yani bu yılın başında 11 ay önce bunu bazı programlarda da dile getirmiştim. Yine grevlere, eylemlere gitmişti Elsen ve büyük mağduriyet yaşamıştı o zaman da toplum. Ben o zaman yapılan eylemlere karşı çıkmıştım. Hem de çok karşı çıkmıştım. Bunu da aynı gece televizyon ekranında izleyicilerle paylaşmıştım. Ancak ondan sonra gelinen sürecin üzerinden de çok geçtim ben. Az önce Aslan Başkan programın başında söylediği nasıl bugünlere geldik işte özelleştirme, özetleştirme, bakanlar kurulu, Türkiye ziyareti vazgeçtim yoktur. Bunları hep birlikte yaşadık. Ben de Mustafa Alkan olarak bu dakikadan sonra Elsen'in grevine ve yapacakları eylemlere %100 destek belirtiyorum. Ha eğer onlar da yolundan dönerlerse eğer onların karşısında olmasını da bilirim ama bugünden sonra atacakları adımlar bence ülke menfaati adına atılacak adımlardır. Şahsi menfaatler bir kenara, ülke menfaati adına atılacak adımlardır. İzleyicimizin dediği gibi Elsen'le birlikteyiz. Ben de Elsen'le birlikteyim. Bunu da buradan açıklamış olalım. Sevgili her zaman doğrunun yanındayız. Daha önceki yanlış diye düşündük, değerlendirdik, yanlış gördük, yanlıştır dedik. Şimdiki doğrudur dedik. Hatta Aslan Başkan'la ben yaz aylarında konuştum ve geç bile kalındığını söylemiştim kendisine. Hatırlar evet. Sayın Başkan. İzleyici mesajlarıyla devam edelim. Sevgili Tulu Kalyoncu, Elsen'in Kıbrıs halkı için yaptığı bu eylemi destekler. Allah'tan tüm elektrik kurumu çalışanlarına iyilik ve sıhhat dileriz. Ayrıca Aslan Bıçaklı'ya da demiş. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tarık Şenkaya isimli bir izleyicimiz. Çok önemli bir mesaj bu. Az önce reklam arasında okudum. Ortopedik engelliyim demiş. Birikmiş elektrik borcum var. Her ay keserler ve bir şekilde bağlatırdım. Ancak bugün elektriğim yine kesildi. Ne yaptıysam bağlatamadım. Yataktan vinç sistemiyle kalkıp sandalyeme biniyorum. Elektrik olmadığı için vinç çalışmıyor. Tuvalete bile gidemiyorum. Sevgili izleyicim, tabii ki ne kadar da sizi anlıyoruz desek biz sizi anlayamayız. Çok zor durumdasınız. Allah yardımcınız olsun sizin. Ancak burada benim söylemek istediğim bir iki cümle bir şey var. Daha sonra Tulu Bey'e bu mesaja cevap vermesi için sözü vereceğiz. İsmi alabilir miyim? İsim Tarık Şenkaya isimli. Bölgeyi de. İzleyicimiz. Eğer hangi bölgeden olduğunu da yazarsa eğer burada Tulu Bey'e iletiriz. Daha önceki bu grevde, bu Ocak ayında yaşanan grevde mağdur olan insanlar, bu eylemden çok canı yanan insanların yanında olmuştuk, tamam. Şimdi sizin de canınız yanıyor ama bu sefer bunun sorumlusu hükümettir. Aynen. Bakın çok açık söylüyorum buradan. Daha önceki programlarımı izleyenler de bunu bilir. Bunun sorumlusu hükümettir. Yani sizin bu elektriğinizin bugün kesilmiş olması, belki bağlanamamış olması, belki Tulu Bey burada sizin mesajınızdan sonra bir şeyler yapmaya çalışacaktır onu bilemiyorum. Ama bugünlük bile bir saatlik bir dakikalık bile yaşadığınız acının nedeni hükümettir. Döndü çünkü. Dönmeyeceği. İlk gün gittiklerinde dese diyecekti kendilerine hayır biz özelleştirmeye karar verdik geri dönüşü yoktur. O zaman başlarının çaresine bakardı bu sendikada halk da. Ama bir öyle bir böyle işte halk çeker bunun acısını sorumlu hükümettir. Tulu Bey bu konuyla ilgili söyleyeceğiniz neler olabilir? İzleyicimiz tabii ki acı çekiyor burada çok evet. Zor durumda. Şimdi bizim de savunduğumuz budur yani şudur. Kıptek kamusal bir kuruluştur. Kamu hizmeti gören bir kuruluştur. Ve elektrik artık çağımızda
günün her alanında, her anında, her yaptığımız işte ihtiyaç duyduğumuz bir konu, hizmettir ve bunun dar gelirli yurttaşlarımız tarafından da ulaşılabilir olması lazım. Bu tabii. Özel sektörün kar hırsına bırakılabilecek bir alan değildir. Bu devletin her yurttaşına vermesi gereken bir hizmettir. Buna ulaşmada ekonomik olarak zorluk çeken yurttaşlar da dahil. Bu bakımdan Kıptek kamunun olarak kalması gerekir. Kamusal hizmetini sürdürmeye devam etmesi gerekir. Ancak şu anki durumda Kıptek'in içinde bulunduğu koşullarda Kıptek'in bu türden yurttaşlarımıza, dar gelirli yurttaşlara, sosyal yönden, sosyal ve ekonomik yönden destek alması gereken yurttaşlarımıza gösterebileceği tolereyi maalesef devlet kullanmaktadır. Bunu devletin, devlet kullanmaktadır. Maalesef devletin bizzat kendisi kullanmaktadır. İşte açıklıyoruz 70 milyon TL. Yani bu izleyicimizin hakkını yiyen devlettir diyorsunuz. Aynen öyle. Aynen peki. Öyle. Bir mesajımız daha var SMS'den gelen, onu da okuyalım. Kıbrıs'ta yaşanan son gelişmelerden anladığımız, biz Kıbrıs halkını idare edenler Kıbrıs halkını ezip suyunu çıkaracaklar, sonra hacca gidecekler, sonra yine ezecekler. Biz bu şahıslar ve yaptıklarını çocuklarımıza anlatacağız, her daim her nesil bilecek. %100 yanlıştır bu. Bu yazdığınız %100 yanlıştır. Neden yanlıştır? Sizden tepki nerede? Birazdan konuşacağız burada. Aslan Başkan'la da, Tulu Bey'le de. Sizden tepki nerede? Bu olup bitenlere ben hiçbir şey görmedim ortada. Sizden halktan ortaya konan bir tepki yok. Hiçbir şey yok. İşte Facebook'ta tıkır tıkır, Twitter'da şıkır şıkır, ekran başında işte onu değiş, bunu değiş. Yani bu memleketteki her şeyden bu kadar mı memnunsunuz yani siz? Ya öğretmenlerimizin sıkıntısı ortada, elektrik kurumunun sıkıntısı ortada, telefon dairesininki ortada, öğrencilerimizin ortada, trafik kazalarından her gün canımız yanıyor. Bu kadar mı memnunsunuz yani bu ülkeden siz? Ben size bir fırsat veriyorum gelecek hafta salı akşamı. Benim yüreğim vardır, ben korkmam diyen herkes gelsin anlatsın burada bu şikayetlerini. Halkın karşısında, ekranların karşısında çıksın ve neyin ne olduğunu insanlarımızla paylaşsın, önerilerini sunsun. Hep siyasiler konuşur, biz ne zaman konuşacağız? İşte size fırsat var burada. Yani burada yazmanız güzel. Ne yani şimdi oturalım, bekleyelim, batırsınlar memleketi, biz de çocuklarımıza anlatalım bunu. Yazıktır bize. Bu bize yazıktır. Sayın Aslan Başkan'a da bir geçmiş olsun mesajı var. O da çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Onu da okuyalım ve daha sonra sorularımıza geçelim. Enteresan bir mesaj. İyi akşamlar demiş. Aslan Bıçaklı'ya da geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hiç boşuna yorulmasın. Hiç boşuna yormasın kendini. Yarın sabahtan şalteri kapatsınlar. Çünkü bu hükümet başka dilden anlamaz. Anlamsın. Sayın Başkan bu hükümet hangi dilden anlar? Şimdi yalnız biz yarım kaldık ha. Hangi konuyla ilgili? Yarım kaldık. Tam böyle ortasında. Hayır bunu okuyacağım. Tamam. Bunu ama okuyacağım. Yani bağlamam lazım. Hayır hayır. Bunu tamam. Başbakanla yaptığınız görüşmeyle bağlayacağım. Programın akışını bağ bırakın. Tamam. Siz rahat olun. Kesin giderse anlaşılmaz ama. Evet. Özür dilerim. Şimdi kısaca şunu söyleyeyim. Hangi dilden anlar bu hükümet? Şimdi bak bu hükümet geldi geleli 2,5-3 senedir evimize girmez olduk. Nöbetçi eylemci olduk memlekette. Her gün bir yerde eylem, her gün bir yerde eylem, her gün bir yerde sorun. Yalnız işçiler yapar eylemi. İşçiler de yapar, öğretmenler de yapar, memurlar da yapar, hayvancılar da yapar, müteahhitler de yapar, belediye. O başka, yani her tarafı döküldü rezillik bu iş. Her tarafı rezillik döküldü bu işin. Ama bugüne kadar yaptığımız eylemlerde arkadaşlar az buz değil, eylemler değildi yapılan eylemler. Bakın 28 Ocak 2 Mart mitingleri. Yoktur bu, tarih yazdı. Ne güzeldi. Tarih yazdı. Ama bizim ülkemizi yönettiğini zanneden efendiler, zanneder ki, yani ille Mısır'daki gibi, Yunanistan'daki gibi, İtalya'daki gibi, Yunanlardaki gibi yapılsın ister. Yoksa halkın çoğunu çıkartırsa sanki ben bu gömleği giymek istemiyorum. Ve efendice eylem yapar, dönerse, evine giderse, bu yapılan düşünün siz, nüfusun neredeyse yarısı mitingdeydi ya. Bir cam kırıldı mı? Biri öldü mü? Birine bıçak soktular mı? Biri dövüldü mü? Ne oldu? Bir şey oldu mu? Yok. Çıktı, anayasal ve yasal eylem hakkını kullandı. Halk çalışanla birlikte ve bir tepki koydu. Bunu anlamadım. Yani biz süreli eylemleri yaptık bu süreç içerisinde.
ve bu ülkeyi yönetenler ki burası yönetmiyor ya ülkeyi. Yani bir de yani biz de bazı şeyleri artık galiba söylemlerimizi birazcık daha değiştirmemiz gerekecek. Bu ülkeyi bu hükümet yönetmez arkadaş. Değiştiriyorum. Ona ne diyorum ben zaten biraz önce. Bu ülkeyi bu hükümet yönetmez. Kim yönetir? AKP hükümeti yönetir. Şimdi bunu söylersen eğer sen söyleyeceğim. Başkan, hayır. Bunu eğer söylerseniz ben de size derim ki hükümet ol da sen yönet madem. Şimdi en son geleceği konu. Geleceği konu. Niçin? Be arkadaş yani kusura bakmayın ya. Siz Allah'ın seyri sefer ruhsatlarının harcının kaç para olacağını bile getirir mecliste karar yasama noktasına getirdiğiniz anda bile bu rakamı belirleme yetkiniz yok. Siz işte biraz önce Tuğrul Başkan söyledi. Elektrik fiyatları öyledir böyle olarak sana yazıyorlar. Sen ne yapıyorsun? Yapan yetkin olmamasına rağmen. Sen dönen paket imzalan güya ekonomik paket imzalan geçen hafta. Ben bu ülkenin geçen gün söyledim ya. Gerçekten bilsin arkadaşlar. Söyleme onu. Neyi? O cümleyi söyleme lütfen Sayın Başkan. Sonuna bıraktım ben onu sayın. Peki tamam. Çünkü düştüğümüz bir konu oldu o. Olabilir. O bakın, test düştüğümüz bir bakın, konu oldu. Bakın, onun söyleyeyim. Programın sonunda detaylı konuşacağız. Konuşalım tamam. Anladığımız evet. Kamuda diyor bu paketin içerisinde basit bir örnek vereceğim. Buyurun. Bıraktım size elektriği satıyorduk, telefonu satıyorduk, onu aldık. Ya her şeyden vazgeçtim. Bak ne diyorum. Kamuda çalışma saati verimlilik hesabı olacak şekilde yeniden düzenlenecek. Bir ülke düşünün siz ki o ülkeyi yönettiğini zanneden hükümet başka bir ülkenin hükümetiyle oturur ve çalışma saatlerini ülkesindeki çalışanların çalışma saatlerini başka bir ülkenin hükümetiyle birlikte düzenleyeceği için protokol imzalar. Kaç defa yapıyorlar bu düzenlemeyi? 50.'dir, kaçıncıdır? En son 3-4 yıl içerisinde kaç defa yapıyorlar? Ya böyle bir şey olur mu ya? Ya sen yani Allah daha neyi konuşalım arkadaşlar? Yani sen Allah'ın mesai saatlerini bile düzenleme yetkin yoksa ben senden neyi bekleyeyim ya bu ülkede? Neyi düzenleyeceksin sen? Ne yapacaksın? Peki. Sayın Tulu Kaylonco'nun vermiş olduğu belgelerden gidecek olursak şu anda elektrik inkişaf tüzüğü var elimde sevgili izleyiciler. Sayın Başkan getirdi. Birinci bölümün sonunda Tulu Bey'in açıklamış olduğu rakamlar vardı işte 70 kuruş, 75 kuruş, 40 kuruş, 45 kuruşla ilgili. Bu bir maddesi vardır. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Dikkatle dinlemenizi rica ediyorum bunun. Elektrik maliyet unsurlarındaki değişikliğe göre tarife ayarlamaları yapmak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir. Bilmeyenler Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir. Bilmeyenler Kıbrıs. Öğrenmiş oldu. Belki bilmezdi insanlar evet. Ya. Tarife ayarlamaları enerjiden sorumlu bakanın onayından sonra yürürlüğe girer. Yani bakanın ya da bakanların karar alma yetkisi yoktur. Kıptek'in almış olduğu kararı onaylama yetkisi vardır. Ama Sayın Tulu Kalyoncu'nun söylediğine göre onlar hem kararı alıyor hem uyguluyor ama uygulamadığınız zaman da sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi oradan devam edelim. Onayından sonra yürürlüğe girer. Kısmen onaylama diye bir yetkisi yoktur. Kaldı ki burada ilgili bakan olarak Ekonomi ve Enerji Bakanı önerge hazırlıyor bakanlar kuruluna. Yani kendisi onayladı aslında. Kendisi onayladı. Yasal olarak orada bitmiştir iş ama bir üst organ olan bakanlar kuruluna da götürüyor bunu. Ama orada kısmen bir karar çıkıyor. Farklı bir karar çıkıyor. Ve bunu da Kıptek Yönetim Kurulu uygulamam diyor ya. Bir yetki bende uygulamıyorum. Maliye Bakanı oradan karar veriyor. Ben de ödemem. Ne ödedi? Ben de ödemem diyor. Zaten eksik ödüyordu. Olan ödemeyi de durdurdu. Şimdi soru şuradadır. Siz kendi yasal yetkilerini kullanmayı bilmiyorsunuz. Kimin nerede ne iş yapacağını bilmiyorsunuz. Ve bir talimat alıyorsunuz ve bu talimatın arkasında koşa koşa gidiyorsunuz. Ülkede her alanda yapılmakta olan budur şu anda ülkemizde. Ve o kararın Kıptek Yönetim Kurulu kararının ekinde bir tablo var orada elinizde. Orada Kıptek Yönetim Kurulu söylüyor bakanlar kuruluna. Bu tarifeleri bu şekilde yaparsanız yılda 103 milyon TL görev zararı oluşur.
Maliyetin altında satışa zorladığınız için bizi Kıpt'taki 103 milyon TL görev zararı oluşur. Bunu Bakanlar Kurulu'nun yasal olarak bütçe mevzuatında kodu da kodlanmıştır, vardır, yasal zorunluluktur, ödenek koyması lazım. Ödenek koymadan yapamaz bunu. Görev zararı doğuracak şekilde devlet kuruluşlarını yönetemezsiniz. Bu yasal suçtur. Bunu da yapıyorlar. Şimdi bağlayacak olursak, Kıpt'taki'nin özelleştirilmesi konusu da bu şekilde gündeme geliyor. Başkanım söyledi, 2009 Nisan seçimlerinde, genel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi'nin kendi seçim bildirgesinde halka vaat ettiği Kıpt'taki'nin yasal olarak özerkliğe kavuşturulacağı yönündeydi. Fakat ne oluyor? 2009 sonuna gelindiğinde bir paket çıkıyor ortaya. Daha doğrusu 2010'un başında önce gizleniyor, sonra 2010'un başında çıkıyor ortaya bir paket ve buna göre Kıpt'ek bölünecek, parça parça özelleştirilecek. Evet. Esas önemli konu bu. Evet. Ve biz de diyoruz ki Kıpt'ek'teki sorunları tespit edelim. Sorunlar vardır. Bize göre sorunlar şunlar şunlardır. Çözüm önerileri de bunlardır. Gelin oturalım konuşalım bunları. Biz de bu sektörde faaliyet gören Kıpt'ek'te çalışan insanların örgütlü olduğu bir sivil toplum örgütü, sendikayız. Ve görüşümüz var bu konuda. Ve ülke menfaatini gözeterek söylüyoruz bunu. Ve fakat bu kale alınmıyor. Bunlar hiçbiri kale alınmıyor. Dünyadaki uygulama örneklerini koyuyoruz önlerine. Yarattığı sakıncaları özelleştirmenin. Bırakınız özelleştirme işsizliktir, özelleştirme sendikasızlaştırmadır, özelleştirme düşük ücrettir, özelleştirme fakirliktir, özelleştirme bu ülkede özelleştirme, çünkü siz bir de kendi ülkenizi doğru düzgün yönetemiyorsunuz. Bu ülkede özelleştirme aynı zamanda bu ülkede yabancılaştırmadır. Bu ülkede kalan ne kadar kaldıysa siyasi erkinizin de ortadan kalkması demektir. Daha bir sürü şeydi. Biz bunları söylemiyoruz. Biz bunları geçtik, bir kenara koyduk. Ne söylüyorlar, onlar ne söylüyorlar özelleştirmeyle ilgili? Fiyatları aşağı düşürmek için yapacak. Rekabet yaratıp fiyatları aşağı düşürmek için yapacak. Yine rekabet yaratıp kaliteyi artırmak için yapacak diyorlar. Ve devlette kadrolar şişirilmiştir, hantaldır falan sayıyorlar. Bir sürü şey sayıyorlar. Hep bir ezberdir de gidiyor. Dünyada nerede özelleştirme varsa bunları toplumun önüne koyuyorlar, sayıyorlar. Hepsi de yalan. Biz bunları da kalem kalem anlatıyoruz. Özel sektörün daha pahalı elektrik sattığını, Kıpt'ten 8 kuruş daha pahalı elektrik ürettiğini koyuyoruz ortaya. Özel sektörde 50 kusur çalışan varken aynı büyüklükteki santralde, aynı birebir aynı marka santralde Kıpt'te 30 kusur, 34 kişi çalıştığını söylüyoruz. Özel sektörün santrallerinin bir yılda 160 kez devre dışı kaldığını, Kıpt'ekin aynı tip santrallerinin 6 kez devre dışı kaldığını söylüyoruz. Fiyatları ortaya koyuyoruz, her şeyi ortaya koyuyoruz. Avrupa Birliği uygulamalarını ortaya koyuyoruz ve onların, ki liberal ekonominin, özel sektörün teşvik edildiği beşiğidir bu işin. Bu ekonomik anlayışın beşiğidir. Ve orada bile yapmayın diyor bu işi. Küçük ülkeler bunu yapmasın. Zarar görürler. Ve sonuçta bağlayalım. Özelleştirme yasasını dayatıyorlar. Ve Kıpt'ta özelleştirilecek kuruluşlardan biri. O noktada Ersen, Türksen Federasyonu çatısı altında birlikte mücadele ettiği telefon dairesinde örgütlü olan, Telsen sendikasında örgütlü olan çalışanlarla birlikte bir direnişe başlıyor. Özelleştirme yasasına karşı. Çünkü özelleştirmelere karşıyız. Her türlü özelleştirmeye karşıyız. Evet. Özelleştirmenin hepsine karşıyız. Nerede olursa olsun karşıyız. Fakat kendi örgütlü... Tabii ben orada sizinle aynı fikirde değilim, onu söyleyelim. Olabilir. Buyurun, devam edelim. Olabilir. Biz her konuda tartışabiliriz. Güzel. Ve ispatlayabiliriz. Ve sonuçta tabii ki iki sendika, greve giden iki sendika ve sonuçta 6. günde Ersen'in... Telsen'in grevinin 5. günde yasaklanması sonucunda Telsen'in işbaşı yapmak durumunda kalması, Ersen'in devam eden eylemi ve sonuçta Başbakanlık'ta yapılan bir görüşme ve bizim ortaya koyduğumuz, bir uzlaşı adına ortaya koyduğumuz özellik konusu. Ki bu bizim Kıpt'ek özelinde yıllardır talep ettiğimiz bir çözüm önerisiydi.
Ve bu karar altına alınıyor. Bakanlar Kurulu kararı altına alınıyor bu konu. Ve o zaman bize şu söyleniyordu. Niçin büyük borçluların elektriklerini kesmediniz, ödemeyen devletin elektriğini kesmediniz ve bütün halkın elektriğini keserek bizi karanlıkta bıraktınız? En önemli soru budur. Evet. Buna evet. cevabı alalım şimdi. Tamam. Biz de şunu söylüyorduk. Kıptek'te işler sadece Kıptek'te değil, birçok sadece pardon, devlette değil. Pardon, birçok mesaj var sevgili izleyiciler bu soruyla ilgili olarak. Sevgili izleyicilerimiz burayı dikkatle dinlesin. Tulay Başkan şu anda açıklıyor neden daha önce bu borçluların elektriği kesilmezdi. İşte özel şirketlerin, devlet, kurum kuruluşlarının. Hayır, hayır, niçin sendika ya da çalışanlar kendi başına yapmıyordu bu işi? Evet, onu açıklıyorum. Yeniyle böyle bir şey başladı. Bu konuyla ilgili de çok sayıda mesaj vardır. İzleyicilerimizin bilgisine sunsun Sayın Kaynancı. Bu iş normalde hangi borçlu tüketicinin elektriğinin kesileceği, daha doğrusu hangi kıstaslarla kesme yapılacağı yönetim kurulunun verdiği bir karardır. Kıptek'te hiyerarşik şey yapıya bakacaksak, Kıptek'in en üst yönetim organı Kıptek Yönetim Kurulu'dur. Ve kararlar oradan çıkar. Şu anda da, daha önce de normal tüketicilerin, borçlu olan tüketicilerin kesme listeleri çıkar. Normal tüketiciler derken diğerleri anormal gibi şey çıkar. Hayır, şunu kastediyoruz burada. Özel kişi ve kuruluşların listeleri günlük olarak çıkıyor. Belli zamanlarda. Eğer seçim zamanı değilse, eğer kurultay zamanı değilse çıkıyor tabii bunlar da. Ve onlara da müdahale ediliyor siyasiler tarafından. Ama devlet çıkmıyor. Devletin kesme listeleri çıkmıyor. Belediyelerin, ödemeyen belediyelerin kesme listeleri çıkmıyor. Çıkmayan kesme listesi üzerinden Kıptek çalışanı kendi başına bu da vardır, bu bakanlık da vardır, gidip ben de kesiyorum diyemez. Diyemez. Bunu üzerinden alacağı, kendi üstünden alacağı talimatla yapabilir ancak. Bu devlette de böyledir, bu özelde de böyledir. Belli bir hiyerarşi içerisinde alacağınız görevle bu işi yaparsınız. Yasal olarak bu görevler vardır elinizde ama idari mekanizma içerisinde bununla ilgili hangi gün hangi işi yapacağınızla ilgili bir görev almanız lazım. Bir de aynı şekilde vatandaşlar arasında da bu konuşuluyor. Yani sizinkini kesiyor, sizinkini kesmiyor. Onu kesiyor, bunu evet, kesmiyor evet, diye. Evet. Devlet ödemiyor. Aynı devlet vatandaşın, borçlu olan vatandaşın hangisinin kesilip hangisinin kesilmeyeceğine de müdahale ediyor. Oradan da kaynaklanıyor. Peki. Ve işte bu noktada biz yapamıyorduk. Yaptığımız zaman geçen yıl yaptık. Temmuz 6 Temmuz'da tarihinde biliyorum. 6 Temmuz 2011 tarihinde yine bildirerek Maliye Bakanlığı'nın elektriğini gittik, kestik. Ersem bir eylem çerçevesinde. Ve o zaman müsaade ettiler ve kestik. İlk defa ciddi anlamda Kıptek'e yapılan ödeme bu mevcut hükümetin 2009 Nisan ayında iktidara gelmiş olan Ulusal Birlik Partisi hükümetinin Kıptek'e yaptığı ilk ciddi ödeme 7 Temmuz 2011'de oldu. 11-12 milyon. Ertesi günler. Ertesi gün kesilir evet. Kesilmez. O güne kadar doğru dürüst bir ödemesi yoktu. Peki Aslan Başkan'a dönelim. Ve ama soru bitmedi. Cevap vermedi. Çok uzun anlatıyorsunuz. Cevap bizim vermedim. Formata aykırıdır yani bunlar. Kısa kısa gitmek ama, lazım. Tamamlasın ama. Ama bir daha peki, katılmayacağız. Yani o sizin kararınızdır da yani böyle çok uzun uzun gidersek olmaz. Kısa kısa net açık bilgilendirici. Tamam. Altısında o kestiniz. O zaman siz daha az konuşacaksınız. Biz bilgi vereceğiz. Hayır ben soruyu soracağım. Siz kısa cevap vereceksiniz. Böyle çok uzun uzun bizim programın formatına aykırı. Anladım. Mesela verdiğiniz bilgi peki. Güzel. Altısında kestiniz. Maliye Bakanlığı. Yedisinde ödediler. Tamam. Şimdi vatandaş şimdi sordu. O zaman neden? O zaman neden yapamadık bu işi? İşte yaptığımız vakit ceza devamı vardı çünkü. İki arkadaşımıza disiplin cezası vermeye kalktılar. Görevden uzaklaştırmaya karar verdiler. Şimdi ekmek kapısıdır. Neticede insanlar çalışıyor. Evine ekmek götürmek için çalışıyor. Tabii. Ve böyle bir eylem yani bu toplumsal varlıkları korumak sadece Kıptek çalışanların görevi değildir. Bu toplumun bütün her kesiminin göreviydir. Ve bunun için bu işi yapıyoruz. Sadece Kıptek çalışanlarından bunu beklemek böyle bir tehlikeyle, işinden olma tehlikesiyle bunu beklemek de çok vicdanlı değildir. Onu da söylemem lazım. Bu tehlike olduğu için biz bunu yapamıyorduk. Belli şeylerin olgunlaşması gerekiyordu. Şu anda olgunlaşmış durumdadır. Ve yapabiliyoruz ve yaptık ve yapacağız. Evet. Peki. Şimdi burada bir mesaj var Aslan Başkan size. Evet. Ne duruyorsunuz madem de hükümeti düşürmüyorsunuz diyor. Bununla bağlantılı bir yorum daha var. Onu da okumak istiyorum buradan. Boşuna konuşuyorlar. 3 ay var. Hep aynı şeyleri duyuyoruz. Artık icraat zamanı. Çünkü bu hükümet laftan anlamıyor.
Bir de bu halk uyansın artık. Hayatım boyunca bu kadar duyarsız insanı bir arada görmedim demiş izleyicimiz. Tabii şimdi ne kadar duyarlı, ne kadar duyarsız o tartışılır ama tepkisiz olduğu ortada. Siz de tabii 33 yıllık sendikacısınız Sayın Başkan. Evet. Gelinin durumu ortada. Geçtiğimiz hafta yaptığınız açıklama da ortada. Programın sonunda onu da konuşacağız. Nasıl değerlendiriyorsunuz durumu? Ne yapılması lazımdır artık? Şimdi arkadaşlar bir defa şunu anlamamız lazım diyor. Ne duruyorsunuz daha da düşürtmesiniz bu hükümeti? Ne yaparsınız yalnız konuşursunuz başka bir şey yapmazsınız gibi söylemlerinden bir yere var ama. Neyle tamam, var? O zaman biz de konuşmayalım isterseniz. Gidelim evimize oturalım. Herkes seyretsin. Bu mu? Nedir? Bu işte biz ve bizim gibi insanlar 3 senedir evimize girmiyoruz. Bir şey söylüyoruz. Toplumu bir yere hazırlamaya çalışıyoruz. Bilgilendirmeye çalışıyoruz. Günlük gelen konuları neredeyse ben gün olur 3 programa giderim ya. Niçin? Yani halka bir doğru bilgi aktaralım, halkı anlatalım, halka ana hazırlayalım halkı ve tepki koysun. Ha memnunsa sorun yok zaten. Yani bu halk, sevgili Mustafa bir şey söyleyeyim sana. Buyurun. Yani bu halk, bu ülkeyi yönettiğini zannedenlerin aldığı kararlardan ve uygulamalardan memnunsa ya da çoğunluk memnunsa benim şikayetim yok. Öyle bir gaylem derdim de. Değiliz diyorlar. Değilsek olmayacak, oturmayacak artık evde. Yani bir şey söyleyeyim sana. Şimdi örnek olsun da söyleyeyim. Bana da kimse kızmasın ama. Ama lütfen artık yani evde birbirimize komşuya şikayet etmekle, kahvede oturup tavla oynarken, Ahmet ile Mehmet konuşurken birbirine şikayet etmeyle bu çözülmez. Hürri başkanı da arkanda eklemekle bitmez. Şimdi bakın ya. Bırak bir seneyi geçtim. Sen de Lefkoşa'da yaşın. Tabii. 3 aydır Lefkoşa'da yaşamaya çalışırız Mustafa. Ben şimdi evden çıktım. Samimi yemin ederek söylerim size ya. Estağfurullah. Ya çocuklarımız, torunlarımız, insan, biz hepimiz, komşularımız nefes alamayız ya. Ya Lefkoşa'da çıkacak şimdi dışarı göreceksiniz. Nefes alamıyorsunuz. Kanalizasyon kokusundan nefes alamaz insanlar Lefkoşa'da. 3 aydır Lefkoşa pislik içinde, zibillik içinde. Ben şahsen kendim sinek ısırmalarından doktora gittim ya. Ve bunlara tepki koymak için 3 aydır o çocuklar sokakta aç oturur ya, aç. Ve niçin eylem yapar bilirsiniz? Hakkı için. Güya bu ülkeyi yönetenler yasalara uysun diye çalışanlar bile yapar. Evet, amaç ya. O yani. Ya olacak iş değildir bu. Ülkeyi yönetenler yasalara uysun diye çalışanlar grev yapar. Peki biz de Lefkoşalı'yı ayağa kaldıralım. Sen de vardın o akşam. Hatırlarım ben. Tabii. Ayağa kaldıralım Lefkoşalı'yı gidelim. Bir miting yapalım. Bir eylem yapalım. Lefkoşalı kalksın. Artık bu hükümet edenler de ya bu sorunu çözsün ya dev olsun gitsin. Tamam. Ki oraya gittik. Çık konuşmada yap, onu da yaptık. Gel bu yürüdük, sabah yağmur yağdı, yine yürüdük. Tamam yine yürüdük. Yahu Lefkoşa'da 60 bin kişi yaşar. Kaç kişiydik Mustafa'da? Ben çok açık bir şey söyleyeyim sevgili başkan. Nasıl yapacak ya? Benim beklediğimden kalabalıktı o akşam orası. Benim beklediğimden kalabalıktı. Çünkü belediyede yaşanan sıkıntılarla ilgili oralara da gittiğimizde belediyede çalışanların sayısı 1000 kişi. Orada gördüklerimizin sayısı 200-300'ü geçmezdi. Orada da görüştük seninle. Tamam, doğru. Biliyorsun yani orada gene bir alev yanıyor gibiydi. Tamam. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Demek isterim ki bu ülkedeki sorunlar artık bileceği ki yalnızca o kurumlarda ya o iş yerinde çalışanların sorunlar değil. Yeni örnek sevgili Mustafa. Buyurun. Kıbrıs Türk Hava Yolları rahmetli kapanırken birçoğumuz uzaktan seyret. Ne yapayım? Benim kızım orada işlemez. Benim oğlan da orada işlemez. Ne yapayım? Bunlara da pas bilet tabelilerini satın. İyi geldi yanlara. Maaş da yükseldi. Daha fazla da insan vardı orada. Daha gitti. Sonra fark etmedik ki Kıbrıs Türk Hava Yolları o işin bir tarafı. Orada yanlışlık vardı. Yok, başka bir şey. Çok vardı. Ama Kıbrıs Türk Hava Yolları bizim malımız. Bizim bir değerimizdi. Ve kendi malımızı göz göre göre, bilerek ve isteyerek kapattılar. Kapattılar, çalışanları da sokağa attılar. Ve hala daha o çalışanlar oradan
alacakları da arada bir kenarda durur. Şimdi o geçti, şimdi Ercan'ı sattılar. İşte 5-10 kişi bağırdık çağırdık, ya satamazsınız, yetkiniz var diyordu, sağ ola gitti. Sonra elektrik, sonra telefon, sonra ya bir dakika arkadaş ya. Yani bu değerlerin bizim olduğunu ve malımıza sahip çıkmak zorunda olduğumuzu. Çünkü bu değerlerimiz bir elden gittikten sonra bu ülkeye tekelcilik, ya Ercan İstanbul, bu sürü kabalar varken Ercan İstanbul bileti kaç paraydı ya? 100 dolar. Şimdi kaç paradır ya? 200 dolar. Kime zararı oldu bu işin? Yalnız oradaki çalışanlara. Bir de ağırma gidin, başka bir şey daha var. Bu beceriksizlerin yüzünden. Yahu siz küçücük bir şirketi bile deli olduğunuz alasınız üzerine mülkiyetini, verdik size, küçücük bir şirketi bile yönetme becerisi gösteremediniz. 3 yılda, 5 yılda gözünüze bulaştırdınız. Şimdi Kıbrıslılar siz bilmezsiniz, çalıştıramazsınız, aklınız işte. Dedirdiler ona buna. Bunlar. Yok, ona buna değil, ben de söylerim aynı şeyi. Evet. Yani öyle aklınız işlemez kısmı değil ama sadece Kıbrıs Türk Hava Yolları için de değil. Birçok kurum kuruluş için bazı şeyleri yönetmeyi beceremiyoruz. Ha bunun sorumlusu, onu söyleyecektim ben de. Az önce Tulu Bey de söyledi. Yani her şeyin yetkisinin o kurumun başındakilerde olduğunu düşünür insanlar. Halbuki devlettedir. Neden kesilip neden kesilmediği konusunda elektriklerin. Ben bunu çok konuştum. Eğer gününde borcu olan elektriği kesilse, istisnasız herkese, bu kurum batmaz. Neden batsın? Borcun varsa eğer, senin gününde gidip borcunu ödesen, borcu olanın borcunu gününde tahsil etsen, kurumlarımız batmaz tabii. Ya şimdi bu yani aslında, şimdi bizi dünyada izler değil. 111 ülke. İlker izler bizi şimdi. Evet. Yabancı ülkede Türkçe anlayanlar varsa bizi çok güller gene. Güldüler bize gene çok bu akşam. Neden? Nedir tartıştığımız, birisini bu ülkeyi bu hale getirdiler bunlar. Devlet enerji satar ve parasını toplayamaz. Aynen. Onun için satalım. Aynen. Bir reklama gitmemiz lazım. Sevgili izleyiciler, Aslan Başkan olunca tabii sohbet de tatlı olur. Tulu Bey'in de belgeleriyle konuşmaları var. Onlara devam edeceğiz. Şimdi çok kısa bir ara, daha sonra son bölümle yeniden karşınızda olacağız. Evet, son bölümle yeniden karşınızdayız sevgili izleyiciler. TÜRKSEN Başkanı Sayın Aslan Bıçaklı ve ELSEN Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Sayın Tulu Kalyoncu ile olan sohbetimize devam ediyoruz. Artık son bölümdeyiz. Sizden gelen mesajlara dönüyoruz. Telefon arızalarımız yapılmıyor, ilgilenen yok. Arıza çözmek için torpilin mi olması gerek? TELSEN'in görevi nedir? Telefon dairesi özelleştirilsin demiş. Hemen cevap vereyim. Kısa alalım. Bakın. İşte en kötü durum burasıdır arkadaşlar. İşte tam da bizi bu noktaya getirmek için kurulan plan budur. Biz de halk olarak düşüyoruz içine. Şimdi arkadaşlar, telefon dairesinde bilir miyiz ki araçlar şu gider, o böyle bancıklar şu gider. Altından su girer çocukların ayaklarına. Bilirsiniz ki merdiven yoktur da çeksin direğin üstüne. Bilirsiniz ki kablo yoktur. Kablo yoktur, buradan ona kablo çeksin de tamirat yapsın. Bilirsiniz. İşte bunlar bilerek ve isteyerek... O işi yapmasın, isteyen yoktur. Evet. Bilerek ve isteyerek bu zihniyetler, bu ülkeyi yönettiğini iddia eden zihniyetler bilerek ve isteyerek bu noktaya getirir bunu. ELSEN'ciler ya da çalışanlar kendi oturduğu yerde girip de malzeme alıp gelip senin işini yapamaz ya. Adam. Getirirsen ne malzemeyi, o da gider yapar. Ha getirirsen de yapmaz. O zaman gel beraber ceza verelim yanına. E tabi. Gel beraber verelim cezayı yanına. Evet. Ama durum bu noktadadır. Aynı fikirdeyim evet. Orada sizinle. Sayın Alkan Cumhurbaşkanımız pazar gecesi bir semt belediye başkanı ile normal türbünde maç seyretti İstanbul'da. Gerisini siz düşünün demiş. Ne işi var zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın burada? Yani neyle uğraşacak Cumhurbaşkanımız? İşte maçlar, geziler, dernekler, arada bir Trabzon, Kütahya, o yandan Ankara, belki Denizli falan. Bunları gezer artık. Bu noktaya gelmişken bir cümle söyleyeyim sevgili Mustafa ya. Bizim meclisimizde törenler olur, şu açılışta bilmem ne işte dönem açılışlarında vesaire. Evet. Ayrıca Cumhurbaşkanlarının oturduğu bir bölüm var meclisin. Buradan karşıdan baktığında sağında. Evet. Orada kim otururdu bu meclisin açılış töreninde?
ikinci Cumhurbaşkanı, birinci Allah rahmet eylesin yoktur. İkinci Cumhurbaşkanı, şimdiki Cumhurbaşkanı ve yanında o bir Cumhurbaşkanı. O kimdi? Elçi. Elçimiz. Evet. Peki. Devam. Tulu Bey, gelelim başbakanla yapılan görüşmeye. En çok merak edilen konulardan biri de bu. Daha önce hiç sizinle görüşmek gibi bir durumu olmayan başbakan, dün yaptığınız hareketten sonra diyelim, hemen sizi çağırdı görüşmeye. Gittiniz. Bugün başbakanla yapılan görüşmeden neler yaşandı görüşmede? Görüşmeden sonra kendi içinizde aldığınız kararlar nelerdir? Evet. Bugün saat 4'te gerçekleşti Sayın Başbakan'la görüşmemiz ve bizim daha önceden ortaya koyduğumuz önerilerimizi Sayın Başbakan'la yaptığımız görüşmede de yeniden ortaya koyduk. Neydi bunlar, kısaca özetleyecek olursak? Bunları biz Maliye Bakanlığı'na ve Ekonomi Maliye Bütçe Plan Komitesi'nin meclisinin yapmıştık. Sayın Ekonomi ve Enerji Bakanı'na da bazı kısımlarını bildirmiştik bunlarla ilgili. Bunları kısaca özetleyecek olursak, Kıptekin maliyetlerinin altına satışından dolayı görev zararı oluşuyor. Bu görev zararının bir ek bütçeyle 2013 bütçesine konması. Bu 114 milyon TL'dir bu rakam. 70 milyon TL Kıptekin alacağı var devletten. Mahsuplaşma öncesi ve mahsuplaşma sonrası olmak üzere. Ki bu konuda Maliye Teftiş İnceleme Kurulu'nun raporu var, resmi belgeler var bu konuda. Bunların yasal olarak sonuçlandırılması, çıkarılacak bir yasayla bu işin tamam bitirilmesi. Sokak aydınlatmalarıyla ilgili belediyelerden Kıptekin alamadığı elektrik paralarıyla ilgili bizim hazırladığımız yasa vardı daha önce. Sokak aydınlatmalarıyla ilgili. Bunun ileri götürülmesi. Aynı şekilde Kıptek bilinen nedenlerinden tahsilat yapamamasına rağmen faturaladığı için KDV yükümlülüğü doğuyor faturaladığı anda. Oysa biz diyoruz ki süt kurumunda olduğu gibi tahsilat anında KDV yükümlülüğü doğsun. Ve bununla ilgili de KDV yasasında düzenleme yaptık. Bunun da ileriye götürülmesi konusu var. Hem alacaklarıyla ilgili kısa zamanda hükümetten bazı adımlar bekliyoruz Kıptekin. Hem de bazı yasal mevzuatları var konuştuğumuz. Ve Sayın Başbakan vardı görüşmede, Sayın Bakan vardı, Ekonomi Enerji Bakanı vardı, Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı ve As Başkanı vardı ve sendikadan Başkan Genel Sekreterimiz ve ben vardım. Bu şekilde özetleyecek olursak kısaca önerilerimiz oldu bizim hükümete. Olumlu diyebileceğim bir görüşmeydi ve biz bu bunların değerlendirileceğini söylüyor Sayın Başbakan. Yarın anlaşılanın ki bir toplantılar olacak bunlarla ilgili. Biz de bu süre içerisinde bugüne kadar kesilen işte bütün bölgelerde devlet daireleri var, bakanlıklara bağlı devlet daireleri var, kesilen sokak aydınlatmaları var, belediyelere ait ve başka tesisler var. Yeni ek yapmayacağız üzerine dedik. Yani yeni bir devlet dairesinin elektriğini kesmeyeceğiz. Yarını beklemekle geçireceğiz devlet daireleri açısından. Ancak belediyelerin sokak aydınlatmaları şu anda ada çapında tamamına yakın kapatılmış durumdadır. %10, %20 civarında bir kalan var. Onlar devam edecek kapatılmaya. Ve özel kişi ve kuruluşlarda, büyük borçlularda kesmeler devam edecek. Aldığımız karar bu. Sadece yeni bir devlet dairesi eklemeyeceğiz yarın için. Yarın için. Yarın için. Umarız ki rakamları konuştuk. Öyle görünüyor ki biz biliyorduk zaten rakamlarımız konusunda herhangi bir şüphemiz yoktu. Sayın Bakan'ın da ortaya koyduğu rakamlarla örtüşüyor rakamlarımız. Burada anlaşamadığımız, rakamlar konusunda anlaşamadığımız Sayın Maliye Bakanı. Sayın Maliye Bakanı da herhangi bir yasaya dayanmadan konuşuyor. Tamamen hissi konuşuyor bu konuda ve gerçekleri söylemiyor. Peki Sayın Kalyoncu, bir günlük bir süre mi verdiniz hükümete? Evet. Yarın akşam üzerine kadar? Evet. Oyalamaya girmesin bu iş. Kesinlikle. Bir sürü de sayabilirim size. Dünyada... Yani devlet daireleri için durdurma kararı aldınız bir günlüğüne. Şu anda kesik olan hayır, biliyorum, biliyorum. Devlet dairelerine dediniz ki az önce. Evet, evet. Bir günlüğüne durduruyoruz. Evet, aynen öyle.
Ben de size diyorum ki bir oyalama olmasın bu bir gün, üç gün, beş gün. Ben de ona cevap veriyorum Musa Bey. En az 17-18 tane daire var şu anda kesik olan. Neyin oyalaması? Kim kimin? Hayır, bundan sonra daha borçlu olanların kesmeye devam edecek misiniz diyor. Evet. Yani yarın bir ara. Yani oyalama söz konusu olamaz. Bir günden sonra biz devam edeceğiz. Çünkü o buradan rahatsız olacak mekanizma şu anda şimdi, devlet mekanizması. Oyalama biz derken ne demek istediğimi anladın. Yani devlet sizi oyalamasın derim ben. Yarın bekleyin de cumaya çıkıyor. Haftaya bir yarın alacak. Ben de tam olarak yani biz değilim ki bekledik. Devam edeceğiz kesmeye. Devletin şu anda öyle bir durum pozisyonu yok, onu anlatmaya çalışıyorum ben de. Peki kesik olanlar. O zaman 17-18 tane daire var kesik. Şu anda kesik. Onun peki, için o zaman acil olarak Sayın Başbakan bizi görüşmeye çağırdı. Tabii ben az önce söyledim zaten. Aylarca bağırdınız özellik. Kimse tarafınıza bakmadı. Elektrikler kesilirken de gelsinler konuşalım. Bizim memleketin ayarıdır. Tabii bu. Burada konuştuğumuz özellik değil yalnız. Tabii biliyorum. Hareket planı. Şimdi yarın bir karar üretecektir mutlaka hükümet. Eğer borçlar ödenecektir derse, aldığınız karara göre bildiğim kadarıyla borçlar ödenecek dense bile para yatmadan... Bakın söyledim biraz önce, isterseniz tekrar söyleyebilirim. Buyurun. Bir bütçe geçti. Evet. İki gün önce. Kısa bir takvim içerisinde ek bir bütçeyle görev zararının 2013 bütçesine konmasını talep ediyoruz. Bununla ilgili bizimle hükümet bir protokol yapacak. Ve kısa bir süre. Kısa süre derken de Ocak ayından bahsediyoruz. BRT konusu var, din işleri konusu var. 70 milyon TL Kıptekin alacağı var. 70 milyon TL'lik devlet alacağı içerisinde 35 milyon TL'si mahsuplaşmayla ilgilidir. Mahsuplaşmayla ilgili kısmı hemen çözecek. Bu bir yasa gücünde kararnameye ile de olabilir başlangıçta, çünkü ekonomik bir konudur ve bununla ilgili bir beklemeden söz konusu olmayacak veya işte söz verdiğinde vazgeçtiği noktası olmayacak bazı konular var. Hemen para girişiyle ilgili Kıptekin devletten olan alacağına ilgili. Bazı konularda ise yasal düzenleme gerekiyor. Bu yasal hangileri olduğunu bunların da kayıt altına alacağız bir protokolla ve tarih koyacağız. Bu tarih de öyle ocağı Şubat'a açacak bir süre olmayacak. Oydu öğrenmek. Söylediğim budur. Peki. Aslan Bıçaklı hangi değerlerden bahseder? İş yapamayan telefon dairesinden mi? Az önce açıkladınız bunu. Materyal yok adamların şimdi elinde. Şimdi arkadaşlar dediğim. Yani biraz önce anlattım. Telefon dairesi kimindir? Bunu biz anlamamız lazım arkadaşlar. Bu bir değerdir. Bu ülkenin değeridir. Telefon dairesi bizimdir. Siz telefon dairesine, sizin bir şirketiniz var, düşünün şimdi. Orada ne bileyim, ben işte mahallebi satarsınız. Mahallebi yapar abi. Üç tane adam var yanınızda, yaparsa. Malzeme almazsanız gene yapsın, mahallebiyi neyi satacaksınız? Ya sonra şikayet edelim adamlar işlemez diye. Lütfen ya. Peki. Allah aşkına. Çok önemli bir soru daha var Sayın Başkan. Günümüzdeki çağda sendikacılıkta halkı cezalandırmak var mı? Bütün görevlerin ortak paydası halk cezalandırıyor. Selamlar demiş bir izleyicimiz. Şimdi arkadaşlar biz halkı cezalandırmamak için en azından kendi adımıza söyleyeyim ya da bütün sendikalar adına da söyleyebilirim. Şunu söyleyebilirim. Halkı cezalandırmak değildir maksadımız bizim. Bizim maksadımız halkı cezalandırmak olsa başka yöntemler de var. Çok rahat. Fakat arkadaşlar herkes bunu bilecek ki ve doğru hedefe yönlenecek. Eylem yapalım. Yani bu öğretmenler her gün eylem yapar. Şimdi okul zamanı eylem mi olur? Ne zaman yapsınlar? Okullar tatiliyken olur. Maliye Bakanı'nın açıklamalarını dinlersek eğer biz, lazım yarın greve gidelim. Ersen doğru. Yani bugün arkadaşlar. Anasim'de katıldığı programda yaptığı konuşmalarla resmen bizi provoke ediyor. Yani. Çok provoke edildi Ersen bu süreçte. Yani arkadaşlar, yani öğretmenler okul zamanı eylem yapmasın. Güçta elektrik, telefon eylem yapmasın. Ne için? Soğuktur. Yazda da olmaz, sıcaktır. Nasıl? Yani eylem yapacaksın ve o ülkedeki çalışanlar ya da halkımız zarar görmeyecek bundan mı? Elektriğe ihtiyaç duyulmayan an mı var hayatta? Yani böyle bir şey var mı be arkadaş? Yani biraz bunun can yanacak diyorsunuz. Ama niçin? Buna sebep olanlara soracak hesabını halk. Söyledik onu da. Niçin bu insanlar eyleme gitti? Siz sebep oldunuz. Ne hesap soracak? Aslan Başkanıma geçmiş olsun derim. Sayın Mustafa Bey, siyasilerin elini Kıptek'ten çekerek özel bir yapıya kavuşturulması sonucunda faturaların ortalama
%20 ucuzlayacağını, vatandaşımızın da bunu bilmesini isterim. İyi yayınlar dilerim. Hasan Ballı demiş. Tulu Bey'e dönelim burada. Belki inanmayacaksınız ama artık son dakikalarımıza girdik. Evet. İzleyicilerden de şikayet var. Peki. Çok kısaydı diye. Sayın Kalyoncu, hem bu mesajla ilgili değerlendirmelerinizi hem de son sözlerinizi alalım. Aslan Başkan'la da konuşup bitireceğiz. Tam da bu noktada Türkiye'den denizaltıyla kablo Türkiye'den denizaltına düşürecek kablo ile elektrik getirilmesi konusuyla ilgili de bir şey söylemem lazım. Buyurun. Hep Türkiye'de elektrik fiyatları ucuzdur. Dolayısıyla buraya gelecek olan elektrik fiyatı da ucuzdur algısı yaratılıyor. Sayın Başbakan da bunu söylüyor sürekli olarak. Bu doğru değildir. Türkiye'deki fiyatlar evet şu anda bizden daha ucuzdur ama bunun nedenleri başkadır. Türkiye'de bir konut tüketicinin ödediği elektrik fiyatı bugün 37 kuruştur kilowatt saati için. Biz sendika olarak verdiğimiz önerilerin hayata geçirilmesi durumunda KDV dahil 39 kuruşa her tüketici 39 kuruşa elektrik tüketebilir durumda olur diyoruz. Türkiye'de santral üretim maliyetleri dikkate alındığında ve iletim maliyetleri dikkate alındığında bu fiyatların toplamı bizim santral buradaki dizel santrallerimizdeki ürettiğimiz elektrik fiyatıyla başa baş aynıdır. Bir de araya denizaltına kablo döşenerek elektrik getirileceği düşünüldüğünde ve bu yatırımı özel sektörün yapacağı düşünüldüğünde, yani herhangi biri bize hibe etmiyor, gelecek olan elektriğin üzerinde bunun maliyeti de olacak ayrıca. Ne oluyor o zaman? Gelecek olan elektrik daha burada karaya çıktığı anda bizim santrallerimizde ürettiğimiz elektrikten daha pahalı oluyor. Sorun burada üretim maliyetleri değil. Sorun burada devletin ödememesinden dolayı, hatırlı koruyup kolladığı kişilerin, kuruluşların ödememesinden dolayı kıptaki maliyetlerini karşılayamaz duruma gelmesi ve gidip borçlanması ve daha da maliyetinin artması. Kötü yönetim anlayışından dolayı özel sektörün ülkeye sokulması bu küçük ülkede ve onunla yapılan alım garantili ki Avrupa Birliği'nde yasaktır, RKP'de aykırı olması nedeniyle. Alım garantili anlaşmalar nedeniyle Kıptek'ten daha yukarı fiyatla elektrik üretiliyor ve Kıptek'e satılıyor olmasından dolayı maliyetlerin yükselmesinden dolayıdır. Bunları söylüyoruz, raporluyoruz, koyuyoruz her şeyi alt alta ve diyoruz ki Kıptek 37 kuruşa elektrik üretebilir şu anda. KDV ile birlikte de bunu 39 kuruşa satabilir. Bunu geliniz yapalım. Bunu yapmıyorsunuz. Maliyet çıkıyor 56 kuruşa. Sonra da diyorsunuz ki hayır satamazsınız siz 56 kuruşa. Satacağınız fiyat bunun çok altındadır. Ama aradaki farkı da size ödemem. Ne haliniz varsa gör. Şu anda yapılmaya çalışılan, şu anda Kıptek'te yapılmaya çalışılan, aynen kedinin, yavrusunu yemeye karar veren kedinin yaptığı yapılıyor Kıptek'e. Yavrusunu yemeye karar veren kedi, yavrusunu fare görülmüş. Kıptek'i de şu anda hükümet öyle bakıyor. Peki. Kıptek'e. Aslan Başkan, geçtiğimiz hafta çok önemli bir açıklama yaptınız. Ben kendi yaptığım programda da halkın nabzında, cuma günleri yaptığım programda da bunu ele aldım, değerlendirdim. 33 yıllık sendikacısınız. Evet. Gördüğüm kadarıyla da artık öyle fazla meydanlarda falan gezmeye pek ihtiyacı olmayan bir insansınız yani. Geçtiğimiz günlerde yaptığınız açıklamada bu ülkenin evladı olmaktan utanıyorum dediniz. Neydi Aslan Bıçaklı'ya bu lafı söyleden? Cümle aslında tam öyle değildi. Biraz içinde bir şey, bir cümle daha tamını söyleyeyim. Buyurun. Bu ülkeyi yönettiğini iddia edenler yüzünden bu ülkenin çocuğu olmaktan artık utanır duruma geldim dedim. Aynı şeyi gene söylerim. Niçin bilir misiniz? Kendi yaptıklarımdan onur duyarım ben. Biraz evvel Tulu Başkan burada bir şeyler anlatırken şunu düşündüm. Ya anladır insan anlamaz. O onu yapacaktır. Alternatif soran bilmem ne yapan anlamaz. Bu ülkede çalışanlar artık hükümet edenlerin yasalara uyması için grev yapar. Yasalara uysun diye. Çekin gidin be kardeşim artık evinize ya. Ne yapalım ya artık nasıl bizden? Nasıl bir şey söyleyeyim artık? Yani artık sabrım da kalmadı. Çekin gidin evinize. Utanır duruma getirdiniz bizi. Eğer bu ülkede sattığın enerjinin parasını toplamaktan aciz bir yönetim varsa ve ben de bu ülkenin çocuğuysam, eğer benim mülkiyetini, canımı yedik biz bu ülkenin Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın
mülkiyetinin tümünü %100'ünü alalım. Tarifesine bile karar veremez. Ve buna karar verir. Sen bir şirketi bile beceremediniz yönetmeye, batırdınız da kapattınız. Sen bu ülkenin enerjisinin tarifesini bile belirlemekten aciz isen, sen bu ülkenin seyri sefer ruhsatlarını bile belirlemekten aciz isen ve bu ülkeyi yönettiğini zannedersen ve söylüyorsan ve hala da ısrarla ve inatla bu koltuklarda oturmaya devam edersen ve ben de bu ülkenin bir çocuğu olarak bunları görürsem ve benim yurt dışından gelen arkadaşlarım bana bunları sorarsa, işte siz bunların yüzünden ben bu ülkede utanır duruma geldim bu ülkenin çocuğu olarak. Sizin yaptıklarınızdan, nasıl derler ya, işte abim bir datsızlık yaptı ya da babam dedem bir datsızlık yaptı, utanırım. Bu yaptığı hareketten artık ben bile, den ya aileler içerisinde bile, ben de bu ülkenin çocuğu olmaktan, bunların yüzünden bu ülkeyi bu noktaya getirdikleri için utanırım artık bu aynı ülkenin şeyi söyleyen, çocuğu olmaktan. Aynı şeyi söyleyen UBP'liler de var. Tabii sevgili izleyiciler, artık UBP'li olmaktan utanırım diyen arkadaşlar vardır. Eminim sizin de öyle arkadaşlarınız vardır. İki mesaj var burada. Birincisi, Sayın Alkan, programınız çok kısa, daha uzun yapılması gerekir diye düşünüyorum. Umarım 25 Aralık'taki program bu kadar kısa olmaz. Bununla ilgili söyleyeceğim olacak. Bir diğeri de, insanlar ağzını nasıl açsın? Pardon. Açanın ağzı bir şekilde kapatılır. Şimdi birincisi, 25 Aralık'ta yani gelecek salı yapacağımız program bu kadar kısa olmayacak tabii. En az 4 saat, belki daha da fazla uzayabilir ama en az 4 saat olacaktır. Onu söyleyelim. İkincisi, insanlar ağzını nasıl açsın, açanın ağzı kapatılır. Yok, hiç kapatılmaz. Bakın, benim ağzım açık, istediğimi söylerim. Ben burada, kimse de benim ağzımı kapatamadı. Neden? Çünkü ortaya çıktım. Ben bir şey söyledim. Siz de çıkınız işte. Sürekli olarak bunu söylüyorum. Siz de ortaya çıkınız. Geçen gün halkın nabzında, cuma günü de söyledim. Hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey. Yani okuyamazsınız, yazamazsınız, konuşamazsınız, meydanda yürüyemezsiniz, hiç pankart taşıyamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. Tamam. Gidin oturun meclisin önünde, eylem yaparım deyin. Böyle oturun. Onu yapın. Bir şey yapın. En azından. Ben bu programa başladım ve şu anda geldiğimiz noktada artık bu programı halka açıyorum. Halkın meydanı yapıyorum gelecek hafta burada. Orada da korkusuz, yüreği olan, söyleyecek sözü olan herkesi, her kesimden tüm yurttaşlarımızı, tüm vatandaşlarımızı bekliyorum burada. Süre konusunda da bir sıkıntı yaşayacak değiliz. Söz konusunda da bir sıkıntı yaşayacak değiliz. Kimsenin sözünü kesecek değiliz. Atış serbest. Sorunlar ortaya konulsun, çözüm önerileri ortaya konulsun. İnsanlar içindekiler neyse ortaya döksün. Kimsenin kimseden korkmaya lüksü yoktur bugün geldiğimiz günde. Yani devlet memurusunuz. Siz, ben çıkamam. Ya sen çıkamazsan kim çıksın? Devlet memurudur bu ülkenin padişahı esas. Bizim ülkenin padişahı devletimizin memurudur. Milletvekilleri gelir benim programıma ve bahaneler ki ben halledemedim. Bu işi de devlet memuruna söyledim. O yaptı. Nereden çekinirsiniz yani? Çekinecek hiçbir şey yoktur. Aslan Başkan ne diyor ki burada? Yürü başkan da arkanda ikna olmaz bu işler. Doğru. Yürü başkan da arkanda ikna bu işler olmaz. İnsanların birazcık harekete geçmesi lazımdır. Bir mücadele ortaya koymamız lazımdır hep birlikte. Bugün elektrik kurumudur. Bunları çok söyledik. Geçen ay belediyeydi. Bakın, belediyede sorun hala daha çözülmedi. Ondan evvel DAÜ'ydü. Unutmayın DAÜ'de yaşananları. Ondan evvel Kıbrıs Türk Hava Yolları'ydı. Bu akşam yine konuştum. Yarın öbür gün BRT olacak. Ha, en sonunda benim dediğim, başkan da bu akşam söyledi, meclisi konuşacak artık. Meclisi kapatalım, verelim başka yerlere. Harekete geçme zamanıdır. Hatta geç bile kalınmıştır. Bunun için bir fırsat vardır. Önümüzde, daha doğrusu çok fırsatlar vardır. Bunlardan bir tanesi de önümüzdeki hafta Gençliği Stüdyoları'nda olacak. 25 Aralık Salı akşamı burada halk meydanını yapıyoruz. Ben cuma gün saat 16.30'da halkın nabzıyla, 21 Aralık günü. Enteresan bir gün. 21 Aralık'ta da biz buradayız sevgili izleyiciler. Bir şey olacağız, Allah korusun. Olduğumuz yerde canlı yayında gideceğiz. Ama hep beraber gidelim. 21 Aralık cuma gün halkın nabzında saat 16.30'da görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.